Merhabalar sevgili ikizler burçları yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizler için şubat ayının ilk iki haftasına niyet hem kahve hem de tarot açılımlarımızı yapacağız arkadaşlar Tabii ki de sizlerden istediğim şöyle güzel niyetlerinizi oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde net bir şekilde bir dillendirin arkadaşlar. Bu bir çekim yasasıdır ve niyetlerinizi size çekmenize sebep olur. Bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 545 766 1624 nolu telefon üzerinden bana Whatsapp'tan adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle iletişime geçiyorum. Bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar da özellikle bu şekilde randevularınızı oluşturmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden tıklayıp abone olup takip edebilirsiniz. Niyetinizi tuttuğunuzu düşünerekten hemen şöyle bir fincanınıza bakalım neler var. Evet bir bakalım. İlk önce sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında hemen ben de bakacağım. Evet arkadaşlar nasipleriniz bol olsun diyorum sevgili ikizler burçları. İki tane güzel nasibiniz var, kısmetiniz var, bilginiz olsun. Böylese her zaman gerçekten olmaz. Ee, böyle bir durumla karşı karşıya gelmek gibi durumlarınız var. Peş peşe iki güzel haber. Şunu söyleyeyim işte bir yılda olmayan bir günde olur gibi ee, düşünün siz bunu. Çünkü iki tane haber, iki tane kısmetin peş peşe gelmesi gibi durumlar görünüyor sizin için ciddi olarak bir sürpriz etkisi yaratabilir. Ne kadar şanslıyım diyebilirsiniz. İnanamayabilirsiniz. Çok hak veriyorum sizlere ama gerçekten iki tane peş peşe gelecek bir nasipten de bahsediyorum. Hayatınıza güzel bir insan, güzel bir dost, arkadaş girmesi gibi bir durum var arkadaşlar sevdiğiniz biri olacağını da benziyor. Seveceksiniz yani bir arkadaş olarak da olsa seveceksiniz. Hmm, burada biraz böyle bolluk bereketlere doğru yürüyorsunuz. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ektiklerinizi biçiyorsunuz. Burada da bir nasibiniz geldi. Bazen hani diyorum ya bireysel danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Sabredin mükafatlandırılacaksınız diye Tam olarak böyle bir durum arkadaşlar. Bakın burada da nasibiniz çıktı. Yani burada arkadaşlar sabrettiklerinizin mükafatını alacağınız bir açılım olacağına da benziyor. Siz ee, böyle birilerinin evet gerçekten kendi hayatınıza bolluk bereketi çekeceğiniz bir durumda olduğunuzu da gösteriyor. Bir yeteneğinizi birilerine göstermek isteyeceksiniz. Bak ben bunu yapabiliyorum. İşte bak böyle bir şey yapabiliyorum gibi kendi yeteneğinizi, kendi özelliklerinizi geliştirerek birilerine gösterme eğilimleriniz var arkadaşlar. Bu çok güzel olabilir sizler için. Çünkü sizin yönünüzü belirleyecek gibi de görünüyor. Arkadaşlar bir kucaklaşma var. Burada Açıkçası ilişkisi olmayan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu bir ilişkiye başlama, yeni bir ilişki olarak görünür. Ama bundan ziyade ilişkisi olan, partneri olan arkadaşlar. Eğer anınızda sıkıntılar varsa bu sıkıntılar artık gidecek, bitecek. Evli olan arkadaşlar da aynı şekilde şöyle bir sıkıntıların sona ermesi olarak kendini gösteriyor. Bir müddettir devam eden ve çözülemeyen sıkıntıların sona ermesi olarak kendini gösterdi. Eğer ilişkinizde ya da evliliğinizde birbirinize sırt dönmek gibi durumlarınız varsa arkadaşlar burada evet artık bir yüzle dönüp de kucaklaşma bir barışma yaşayacağınızı da gösteriyor. Sizin kimseyle paylaşmadığınız kimsenin bilmediği bir sırrınız var arkadaşlar. Ve bu da biraz acı, üzüntü gibi karışık bir takım duygular hissettiriyor sizlere. Ya bu duyguları tekrar tekrar bu dönemde bakın her şey çok iyi gidiyor ama sizin bir duygu eksikliğiniz var. Bundan kaynaklı da bu dönemde tekrar tekrar bu acıyı hissedebileceğinizi gösteriyor. Aslında burada biraz da kendinize eziyet etmek gibi bir durum var arkadaşlar. Bu kadar acıyı kendinize reva görmeyin açıkçası. Aniden sizlere gelen bir haber var ve o haber geldikten sonra şöyle bir harekete geçiyorsunuz. Size doğru bağırmaya çalışan, bağıramayan, belki sesini yükseltmeye çalışan ama yükseltmeyen birisini gösteriyor. Belki size karşı dediğini yaptırmak için bağırmaya çalışsa da ee, yine de istediğini sizden tam olarak alamıyor arkadaşlar. Bağırarak da olsa size istediğini yaptıramadığını da söyleyebilirim tarihin tekerrür etmesi gibi düşünün bir olayı tekrar tekrar yaşayacaksınız bu dönemde ve bu sefer daha tecrübeli olarak ya ben bunu biliyorum zaten o yüzden de bak bu sorunun çözümü ya da bu olayın çözümü şöyle diye tecrübeli bir şekilde o olayın üstesinden geleceğinizi de gösteriyor Burada arkadaşlar biraz daha lütfen geleceğinizi şekillendirmek, geleceğinizi güzelleştirmek için uğraşın. Açıkçası hep günü birlik olarak görünüyor ama geleceğinizi gerçekten düşünün artık. Burada yanınızda biri varsa biriyle tekseniz tek başınıza eşi, işiniz, eğitiminiz yani bunları bir şey yavaş yavaş şekillendirirseniz önünüz daha çok açılacak. Hem de ne yapmayı bilir vaziyette olacaksınız. Tabii ki de gelecekle alakalı düşünmek, net kararlar vermek sizin geleceğinize bir ışık tutmaktır aslında. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bir tabağınıza da hemen bir bakmak istedim. Bakalım bizlere neler gösterecek. Şöyle hemen gösterelim arkadaşlar. Şunu da şuradan bir alalım. Evet, şöyle tabağınızı gösteriyorum. Bakın, bir konuda yarım kalmışsınız baya bir duygu olarak da aynı zamanda bir e, sanki bedensel olarak da işte sizi tamamlayacağını düşündüğünüz bir kişi bir olay. Buradan bundan kaynaklı olarak bir yarım kalmak gibi duygularınız düşünceleriniz olduğunu da gösteriyor ama ben size şunu söyleyeyim siz yarım kaldığınızı düşünüyorsunuz ama karşı taraf sizi yarım yarıda bıraktığını ya da yarı yolda bıraktığını düşünmüyor farklı düşünüyorsunuz o yüzden artık ona biraz daha bel bağlamasanız sizler için daha iyi olur Birisi çok konuşuyor arkadaşlar. Sırf laf olsun, torba dolsun diye konuştuğunu söyleyebilirim. Boş boş dedikodular, boş 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 laflar ve sizin gerçekten zamanınızı alıyor demektir. Bir konuda çok güzel emin olacaksınız ve net karar vereceksiniz. Yani şu fincan beyaz. Bundan eminsiniz, netsiniz. Böyle bir durum arkadaşlar. Yani bu işte örtü kırmızı ve net bir şekilde görüp de emin olduğunuz bir şeyden bahsediyorum. O kadar canı gönülden inanarak, görerek, bilerek vereceğiniz bir karar ki burada. Evet burada aynı zamanda sizlerin çok güzel bir nasibi bu dönemde. Çünkü emin olarak yapacaksınız bir takım şeyleri. Dik duruşlarınız var. Dosta düşmana karşı ayaktayım mesajı verdiğiniz beni kimse yenemez diye mesaj verdiğiniz dik duruşlarınız var arkadaşlar gururlu böyle gururlu bir şekilde omzunuzu geri ata ata açıkçası bakın omuz bölgesi geri şöyle gerip ata ata şöyle bir gururla ayakta durmak gibi durumlarınız olduğunu da gösteriyor belli ki gerçekten yetenekli bir karaktersiniz burada şöyle söyleyeyim bu yeteneklerinizi gösterdiğinizde zaten ilerlemeleriniz var ama sizin bence birden fazla yeteneğiniz var yani birden fazla böyle yetenekleriniz çoğaltmışsınız ve bu yeteneklerinizi çoğalttığınızda kısmetlerinizin de çoğalması gibi işte tabii ki de maddi olarak sonuçlar elde etmek gibi durumlarınızda olacak. Yetenekleriniz biraz da işinizle ya da eğitiminizle alakalıysa eğer evet burada ufak ufak maddiyatların peş peşe gelmesi durumundan bahsediyorum arkadaşlar. Birisi de sizi biraz böyle alt etmeye çalışıyor ama çok da açıkçası boyun eğmeyin çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyemeyeceğim. Siz çok kısmetli olabilirsiniz bu dönemde ama birileri kısmetsiz olduğunda size karşı bir kıskançlık durumları var dikkat edin burada arkadaşlar güçlenmek gibi de durumlar var yavaş olacak taşları yerine oturta oturta gideceksiniz ama güçleneceğiniz pozisyonlara gelmek belki işinizde yükselmek gibi durumlar olabilir ama iş yerinde de söz sahibi olmak gibi durumlardan bahsediyorum Kafanızda 4-5 tane konu var arkadaşlar. O kafanızdaki konuları çözmek istiyorsunuz resmen. Şu sorunun cevabı ne? Bu sorunun acaba cevabı ne olabilir gibi. Böyle o kafanızdaki sorulara cevap arar vaziyette görünüyorsunuz. Bulursunuz da. Devam edin arkadaşlar. Gerçekten bulursunuz. Küçük de olsa şöyle söyleyeyim bir merak konusu ve hani ben bunu görebilir miyim? Ben bunu alabilir miyim diye düşündüğünüz bir şeyi alabilmek. Çünkü güçlendiğinizde bunu da yapacağınız durumlara geleceksiniz arkadaşlar. Bu yaptıklarınız karşısında zaten sizlere müthiş bir güç geleceğini de yani içinizden gelen güç geleceğini de özellikle söyleyeyim. E, bu şekilde zaten huzur görünüyor sizlere. Evet ikizler burçları. Şöyle fincanınızı hemen bir kenara kaldıralım. Şubat ayının ilk iki haftasında niyet şöyle bir tarot açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kartları da beraber seçeceğiz. Bilen arkadaşlar bilirler. Şöyle bir bakalım bizlere neler gösterecek. Evet arkadaşlar, kartlarınız önünüzde. Şöyle bir bakın bakalım. Tam da bu noktada lütfen niyetinizi şöyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde net bir şekilde dillendirirseniz sizler için çok çok iyi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ilk kartımızla hemen bir başlayalım. İkizler Burcu için Şubat ayının ilk iki haftasına niyet. Evet. çok büyük mücadele verdiğinizi de özellikle söyleyeyim. Bayağı da bir mücadelenin içindesiniz arkadaşlar. Yani yoruldum deseniz de o mücadeleye devam etmeniz gerektiğini de gösteriyor. Şöyle bu dönem için kupa kraliçesini ben sizlerle uyumlandırmak istedim. Şöyle kartlarınızı seçtik arkadaşlar. Bir bakın bakalım. Niyetinizi de kartlarınıza bakarak şöyle bir dillendirin. Ben sizler için ilk kartım olan değnek altılısıyla hemen şöyle bir başlayalım. Bizlere neler gösteriyor. Değnek altılısı. Bakın işiniz olabilir. Eğitiminiz olabilir. Dedim ya zaten kendinizi de göstereceğiniz bir zamandasınız ama. Burada etrafınızda bulunduğun insanlardan bir kademe daha yukarıya çıkmak, yükselmek olarak da kendini gösteriyor aslında. Şimdi yükseldiğinizde de etrafınızdaki insanlar sizi tebrik eder. Bazıları tebrik eder, bazıları kıskançlığından bir takım hamlelerde bulunur ki sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için. Özellikle söylüyorum, işiniz olabilir, eğitiminiz olabilir. Burada bir başarı durumunuz var arkadaşlar. Bundan kaynaklı zaten bir takım kıskançlıklara maruz kalacaksınız. Dikkat edin. Muradınız neyse zaten buna kavuşmak gibi durumlar var. Aynı zamanda gurur duyacağınız, hoşunuza gidecek bir takım e, böyle konuşmalar yaşanacak. İşte aferin çok iyi yaptın, işte senden de bunu bekliyorduk, çok iyisin gibi bir takım gurur duyacağınız şeyler, kelimeler, cümleler duyacağınızı gösteriyor ve açıkçası gözleri işte üstünüze çektiğiniz bir dönem bu dönemde birileri sizi arkadaşlar yükseldiğiniz bu dönemde birileri sizi ezmeye çalışır kendinizi ezdirmeyin ayakta durmaya devam edin e, bu şekilde zaten sizi pek de birinin yıkabileceğini görmüyorum diğer kartım tılsım ikilisinden geldi burada arkadaşlar sizin Bakın, ee, siz biraz daha hayattaki kısır döngüden artık böyle biraz daha dengeli bir hayata, kısır döngüden ziyade mutluluğa doğru bir şeyler yapmak ister görünüyorsunuz. Çok fazla hayatınızda bir kısır döngü var ama siz de bu kısır döngüyü artık bozup yani ev ve iş arasında döndüğünüz yerde Kısır döngüyü bozup arkadaşlar daha farklı bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Alışkanlıklarınızın dışına çıkacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda denge kartı geldi ama bu kartımda da şöyle bir durum var. Hayatınızı düzene sokmak için uğraşırken hayatınızın bu alanında bir sıkıntı varsa bunu çözüyorsunuz. Buradaki sıkıntı ortaya çıkıyor. Bunu çözüyorsunuz. Buradaki sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve siz bunalmışsınız. İnişleriniz çıkışlarınız var. Sıkıntılar bitmiyor. Denge arayışları içindesiniz. Tamam denge de geliyor. Ama aynı zamanda tılsım ikilisi e, maddiyattan da bahseder. Ama şöyle bir maddiyat var. Evet bir maddiyat geliyor. Ama pa o paranın gelmesiyle gitmesi bir oluyor arkadaşlar maddi olarak bir dengesizlik görünüyor. Parasal olarak sorunlardan bahsediyor ve bu maddiyatın iyi olmaması sizlerde biraz daha gelecek kaygısı uyandırdığını da gösteriyor. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama açıkçası ne eliniz ne ayağınız yapmak istemiyor. Eğer kötü bir takım e, alışkanlıklarınız varsa arkadaşlar Bunlardan da bu zaman diliminde kurtulabilirsiniz. Önünüzde çok güzel bir dönem de var. Diğer kartım denge kartından geldi. Ya bu haftalarda herkese çok iyi olmaya çalışabilirsiniz. Herkese uyumlu olmaya çalışabilirsiniz. Söylemediğiniz belki içinize tuttuğunuz bazı kelimeleri sözleri uygun bir dille söylemek isteyebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. İç dünyanızda sizi rahatsız eden duygu düşünceler var. Ya da etrafınızda sizi rahatsız eden bir takım insanlar var. Ve bunlardan kaynaklı siz de artık ben hayatıma da denge istiyorum. Benden uzak durun der durumda da görünüyorsunuz. Evet böyle o dengeyi sağlamanız için de o kötü karakterli insanları, rahatsız olduğunuz, huzursuz olduğunuz insanları hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Siz burada arkadaşlar evet gerçekten 7'den 70'e herkese anlaşabileceğiniz bir zaman dilimi dengeyi oturtuyorsunuz. Taşları yavaş yavaş yerine oturtuyorsunuz. Bu çok güzel. Bazen çok sabırsız olacaksınız. Sabretmenizde fayda var. Sabrın sonu selamettir. Mükafatlandırılırsınız. Ee, tabii ki de sizi rahatsız eden şeylerden kendi isteğinizle kurtulun arkadaşlar. Bir insansa çıkartın, bir olaysa şöyle bir geride bırakın. Unutamazsınız. Ama hiç olmazsa geride bırakmayı bilmenizde gerekiyor. Diğer kartım kule kartından geldi arkadaşlar. Şimdi kule kartı ne kadar görüntü olarak kötü bir görüntü gösterse de arkadaşlar bir son var burada. Evet, bunu doğru. Ama her son bir başlangıçtır aynı zamanda. Ya siz burada belki sevdiğiniz bir insanı kaybedebilirsiniz. Ee, böyle uzaklaşmalar yaşanabilir. İstemediğiniz şeylerle karşı karşıya da kalabilirsiniz. Yani ben böyle olmasını istemiyordum diyebilirsiniz. İstemediğiniz bir takım e, haberler sizlere gelebilir. Ama bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Biraz daha gözünüzün açılması için önünüze gelen bir nasip olarak almanızı istiyorum. Şimdi bazı istemediğiniz haberler geldikten sonra sizlerde bir takım değişimler olacak. Bu değişimlerde korkmayın çünkü iyi bir şey. Değişim her zaman iyidir arkadaşlar. Hiçbir şey olmamasındansa değişim yaşamak tabii ki de çok güzel bir şey. Bazı konularda risk alıyorsunuz. Bu ilerleyeceğinizi gösterir. Kule kartında radikal değişimler, radikal kararlar alacağınızı gösteriyor. Güzel. Biraz keyfiniz kaçabilir bu dönemde ama tekrardan da dediğim gibi bakın özellikle söylüyorum. Bir son yaşanacak. Bir ile ayrılabilirsiniz, bir takım olaylar bitebilir. İstemediğiniz şeyler olabilir ama bu bir son olacak ve yeni bir başlangıç yaşanacağını da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi ilk algılanan şey her zaman o son oluyor. Ama ben de size özellikle şunu söyleyeyim. İlk algılayacağınız şey, aklınızda kalan şey yeni bir başlangıç yapacağınız olsun olur mu? Bu şekilde daha iyi sizler için. Şimdi diğer kartım kılıç beşlisinden geldi. Ve burada baya büyük bir mücadele ama mücadele etmekte zorundasınız. Neden? Çünkü etrafınıza maske takmış şekilde dolaşan, iyiliğinizi istemeyen karakterler dolanıyor. Ya bunlara karşı bakın yüzünüze gülüyorlar, arkanızdan iş çeviriyorlar. Yüzünüze çok iyiler, arkanızdan atıp tutuyorlar. Yapmadığınız şeyleri yaptı diye söyleyebilirler. Bir takım iftiralara sırf bunlardan kaynaklı maruz kalabilirsiniz. Amaçları sizi kötü göstermek ya da sinirlenmenizi sağlamak ya da sizi küçük düşürmek. Özellikle de söylüyorum, bunlar iyi karakterli insanlar değil. Zorbalık peşinde olan kötü karakterli insanlardan bahsediyorum. Hatta böyle bir durumda şunu söyleyeyim ben size kendinizi değersiz hissedin diye ellerinden geleni yaparlar. Siz kendinize inanmayın güvenmeyin diye ellerinden geleni yaparlar. Böyle bir durumu onların eline koz olarak vermeyin. Bu geçici bir süreç bu süreci aşarsınız siz e, ama kendinizi dibinde dibinde görmeyin. Bazı arkadaşlarınız ya da işte etrafınızdaki insanlar işte belki uzaklaşamıyorsunuz siz de haklısınız. Yani işte seviyorum dediğiniz arkadaşlarınızdan belki bir takım darbeler göreceksinizdir ama arkadaşlar gerçekten dünyanın sonu değil eğer sizi kötü sizi kötü etkiliyorsa sizin hayatınızı kötüye yönlendiriyorsa doğru yoldan çıkartıyorsa o insanla çok fazla görüşmeye devam ettirmek siz bilinçli olarak kabul edersiniz ben kötüye gideceğim diye kabul etmiş olursunuz açıkçası ben bunu açık ve net söylemeyi tercih ettiğim için bu kadar açık söylüyorum yani birileriyle konuşacağım diye kendi hayatınızı e, yani böyle kötüye doğru gitmeyin şimdi kılıç altılısından bahsedeceğim 5 ve 6 bayağıdır peş peşe ilk defa geldi kılıç beşlisi kılıç altılısı uzun zamandır ilk defa peş peşe geldi bu kartım şimdi sizin sıkıntılarınız var Bunları aşmakta da zorlanıyorsunuz, zorlanmalarınız var. Ama aşacaksınız arkadaşlar. Burada bir tık daha kendinize bu konuda inanın çünkü aşacaksınız. Birilerini terk etmek zorunda kalabilirsiniz, bir yeri terk etmek zorunda kalabilirsiniz, biriyle ayrılık yaşayabilirsiniz. Hayal dünyasından çıkıp da geçmişi kabullenin, gelecekle alakalı adımlar atın burada hayal dünyasından çıkıp da arkadaşlar hayatla gerçekten yüzleşmeniz gereken konular olduğunu da gösteriyor. Şimdi burada bir yolculuk da var gördüğünüz gibi ama bu yolculuk arkadaşlar temiz de bir yolculuk. Sadece kartın sizlere uyardığı nokta evet bu yolculuğa çıkarsın gideceğin yer sana iyi de gelecek. Onu da söylüyor. Ama gideceğin yere bulunduğun yerdeki sıkıntıları taşıdığında o zaman gideceğin yeri de kendine zehir etmiş olacaksın. Bunu yapma diyor açıkçası bilginiz olsun. Kupa dörtlüsünde geçici bir durgunluk var. Bir bocalama, bir kendinizi boşlukta hissetmek gibi durumlar yaşayabilirsiniz bu dönemde. Ama bunun sebebini hemen söylemek istiyorum. Diğer kartlarım dahilinde bunu söyleyeceğim. Siz kendinizi biraz dinlenmeye ihtiyacınız varken çok yormuşsunuz. Sürekli bir takım uğraşlar içindeyken bıkmış vaziyettesiniz. Bir şeyi 5 dakikada yapabiliyorken belki de bir gün boyunca hiç yapamıyorsunuz çünkü bıkmışsınız, yorgunluğunuz da var. Aynı zamanda motivasyonunuz da çok düşük olduğu için kabuğunuza çekilmek bir durgunluk zamanından geçmek gibi durumlar. Ya hayat size bu dönemde belki biraz daha anlamsız gelebilir, boş gelebilir. Hani ne yapıyoruz ki gibi düşünebilirsiniz ama arkadaşlar yapacak daha çok şeyiniz var. Özellikle söylüyorum isteksizseniz de bir şeyleri yapmakta zamana bırakın. Zaman size ilaç olacak ve başarılarınızı sizlere getirecek ama mücadeleniz fazla bunu da özellikle söyledim. Diğer kartım kupa kraliçesinden geldi. Duygusal bir takım başlangıçlar var. Ama bundan ziyade evli olan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Sizin bir bebekle müjdelenmek gibi durumlarınız var arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı. Çok hassas bir zamandan geçeceksiniz. Niyetleriniz o kadar temiz ki temiz sularda yüzüyorsunuz. Bir bayandan manevi bir destek alınacağını gösteriyor. Hani sanki böyle sihirli bir el gelir de sizlere dokunur ya. İşte işiniz yoktur, iş bulur, işte belki yardım edilmesi gereken konuda yardım eder. Böyle bir manevi yardımdan bahsediyorum ve sizlere çok iyi olacak. Gördüğüm kadarıyla üzerinize de bir kalp kırıklığı, yarım kalmışlık, heves kırıklığı gibi bir takım durumlar var. Bunun üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Ama burada kalp kırıklıklarını üzerinizden heves kırıklıklarını atıyorsunuz. Duygusal bir dönem olarak çok da söylemek istemiyorum. Çünkü mantıkla da hareket edilmesi gerekiyor. Ama siz bu dönemde yine de kalbinizin sesini dinleyin arkadaşlar. Kalbinizin sesini dinlediğinizde aşması zor gibi görünen böyle bir takım zorlukları dahi kolaylıkla atlatabileceğinizi söyleyebilirim. Diğer kartım değnek sekizisinden geldi. Bakın burada büyük bir uğraşlar var. Hızlı bir takım haberlerin geleceğini, hızlı bir takım gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. Ve bir açıkçası siz bu haberi bekliyorsunuz. Eli kulağında olan bir haberden bahsediyorum. Engel durumu yok ertelenme durumu yok. Siz bu dönemde hiç boş işlerle uğraşmıyorsunuz çok doğru bir takım işler yaptığınızı gösteren kartım. Ee, siz bu dönemde artık hamle yapmalısınız adım atabilmelisiniz ve bir takım güçleriniz varken de bunları iyiye değerlendirebilmeniz de gerekiyor. Onu söyleyeyim. iyiye, güzeli değerlendirin çünkü güzel de bir gücünüz olacak. Ve son kartım değnek asından geldi arkadaşlar. Değnek ası. Kadersel bir yolculuk var ama ben size ilk önce güzellikleri bir saymak istiyorum. Çok güzel bir fırsat geliyor. Şans kapılarınız açık arkadaşlar. Bir takım cesaret, gözü karalı olma, işte birden güçlenmek gibi durumlar yaşayacaksınız. Bir takım girişimler yaşanabilir bu dönemde çünkü şans kapılarınız açık ve bu şans kapılarını iyi değerlendireceğinizi gösteriyor. Tabii ki de bu dönemde gelecek olan fırsatları kaçırmak da istemeyeceksiniz gördüğüm kadarıyla ee, ve artık kendi hayatınızın yönünü çizeceğiniz e, bazı konularda kendinizi hazır hissedeceğiniz çünkü girişimcisiniz. İşte çok aceleci olmak tabii ki de bu dönemde söyleyeceğim şey değil. Çünkü biraz daha yavaş taşları yerine oturttura oturttura ilerlemeniz gerekiyor. Ama heyecanlısınız da ve hazır olduğunuzu bu sefer net bir şekilde de biliyorsunuz arkadaşlar. Yani evet gayet de güzel bir açılım oldu sevgili ikizler burçları. Evet sizler için Şubat ayının ilk iki haftasına niyet yaptığımız açılımda arkadaşlar lütfen pozitif enerjiyi alın negatif enerjiyi bırakın gitsin arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel geçiyor. yüzden hepinizin katılımını beklerim. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, mesajlarınız ve güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.